Günaydın. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun milletçe, devletçe. Saat 11'e geliyor. Aras Kuzu gösteriye 9'da gitti. 1,5 saat falan sürdü. Geri geldi. Servis getirdi, bıraktı. Giderken de servis aldı. Saat 8.30'a kurdu. 8.25'e kurdum alarmı. Hemen 10 dakikada hazırlandım. Onu da hazırladım. Çantası gideceklerdi zaten. Gösteri yapacaklardı sanırım. Bir bayrak falan sallama şenliği olmuş. Ama velilersiz, çünkü toplu gruba mesaj atmıştı öğretmen. Sadece veliler servisle gelecek, öğrenciler servisle gelecek velilersiz diye. Biz o yüzden gitmedik. Biz evdeydik. Kahvaltıya da arası bekledik. Tahmin ettim hani erken geleceğini. Ah, ben de biraz o gelene kadar uyumuşum. Gözlerim şişmiş hatta. Neyse. Yatağımı toparladım. Aras yatakta daha şeyde uzanıyor. Geri gelmez üşümüş, uzanmış. Ondan sonra bayrak salladık diyor. İşte İstiklal Marşı'nı falan okumuşlar. Bir 4. sınıftaki çocuklar şiir okumuşlar. Ondan sonra şimdi Yusuf çay koydu. Çay demlendi. Ben arası tost yapıyorum. Tost istedi. Ben de kendim onunla beraber tost yiyeceğim. Yusuf da kahvaltılı bir şeyler istedi. Kahvaltı tabağı hazırlıyorum ona. Mutfağa geçiyorum o zaman. Beraber kahvaltımızı hazırlayalım. Ondan sonra da belki bir program yaparız. Ya sahile ineriz ya bir çarşıya ineriz. Bugün çünkü ben de evde artık oturmak istemiyorum. Sıkıldım. Çayımız mis gibi demlendi. Kaçak çay. Oh harika. Arası tostunu bastırdım. Şimdi Yusuf'a şey çıkaracağım. Peynir çıkaracağım. Burada son dünden kalan işte kurabiye tatlılarımızın tabağını yaptım. Şöyle çayla içeriz diye. Yeşillik istedi. Yusuf'a yeşillik çıkardım. İşte helva melva. Bunları güzel ayarlayacağım. Karnımızı doyuracağız. Güzel bir ayrı kahvaltısı olacak. Aa, sucukları kızarmış. Hemen onu yapmaya geçeyim ben. Difrizde ekmeğim vardı, onu çıkardım. Şöyle yüzde şey yapıyorum, ısıtıyorum. Çok aşırı sıcak değil fırın. İçi de olmuş, tamam, kıtır kıtır. Tabii sadece tek dezavantajı şey oluyor, çok fazla kırıntı dökülüyor böyle şey yaptığımız zaman. Ama onun dışında ekmek şahane oluyor. Yusuf'a böyle sıcacık ekmek yaptım. Ben de böyle acı sosla ketçap koydum tabağıma. Tostumu hazırladım, Aras'ın tostunu verdim. Yatağında yemek istedi. Hadi dedim bugün bayram. Öyle olsun. Kırmadım onu. Çaylarımıza döktüm. Tabii bu sonra kuruduktan sonra bir işe yaramıyor. O yüzden hemen poşetlemek lazım. Yiyebildiğiniz kadarını koyun. Kızlar gerisini ısıtır. Isıtmaz hemen poşetleyin. Ben şimdi öyle yapacağım. Bunu kaldıracağım. Bu Yusuf'a zaten yeter, artar bile. Ben de tost yiyeceğim. ver. Ben çay içeceğim ben. Orayı öyle bırakmayacağız tabii ki. Her yer toplanacak. El birliğiyle temizliğimizi yap, böyle çıkacağız. Biraz yürüyüş yapalım dedik. Hava çok güzel. Ama önce... Hayır. Ekmek öyle koyulmaz. Hayır aşkım, dur. Ver. Biz kahvaltımızı yaptık. Yusuf spor yapıyor. Son iki gündür gene bayağı sardı. Salonu toplayalım. Her yeri toparlayalım. Tertemiz olsun her yer. Ondan sonra yürüyüşe gidiyoruz. Değil mi aşkım? Evet. Seni yerim mi? Sahile doğru bir yürüyelim. Hava çok güzel, güneşli. Günde böyle evde oturmak
istemiyorum. Biraz değerlendirelim ailece dedik. Ay hadi bakalım o zaman sizi sabitleyeyim. Hızlı bir şekilde evimi topluyorum. Ne oldu şimdi yani? Tek gözlüğe mi düştün? Evet. Ama bir gözlüğü bırakman lazım. Seçimini yap, hangisini şimdi istiyorsun? Şimdi iki gözlük. Bence sarısı kalsın, tişörtüne uygun. Bak yok, ben de çünkü sarısı. Ben de kendime göre. Ben iki gözlük gezmek istiyorum. Tişörtüme göre ben de uydurdum. Ben iki gözlük gezmek istiyorum. Hazırlandık. Çıkıyoruz. Sahilde biraz yürüyüş. Ben karıncaya benziyorum. Böyle karıncaya benziyorum. Atom karınca hem de. Evet. Böyle değil, sana benziyor. Gelince de şu ojelerimi değiştireceğim. Atom karınca. Hadi bakalım. Şapka aldım, saçımı topladım. Hadi gidiyoruz. Su aldım, kitap aldım ve maske aldım. Markete gireceğiz. Arası boyama kitapları alacağım için. Bir evet de, arkadaşlar. Bir tane şöyle hırka aldım. Motorla gideceğimiz için üşürüm. Şunu üzerime giyerim. Sahilde çıkarırım. Ne var aşkım? Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın hepsi boyanmış. Bir boyanmış yok. Boyanmamış da yok. Hepsi rengine doğru. Bitmiş yani. Aynı yenisini de istiyorsun. Tamam. Evet. Tamam. Bakın. Bir şey yok. İki gözlükle çok komik duruyorsun. Bir şey oldu. Hazır mısın canım? Çıkıyoruz hadi. Yusuf da bisikletle gelecek. Hep beraber sahile o şekilde gideceğiz. Hadi oğlum. Arkadaşlar bana öyle atom karınca demeyin. Biz geldik her zamanki yerimize, motorumuzu park ettik.
Aras kuzu isyanlarda niye mayomu almadınız? Niye havlu almadınız? Ben sahile girecektim. Ben ona evde daha hemen dedim ki daha çıkmadan önce oğlum dedim. Sahile gidiyoruz, yürüyüş yapacağız. Parka girebilirsin, oyun oynayabilirsin ama denize girmeyeceğiz ve oynamak istediğin ne varsa sahilde, parkta oyuncak alabilirsin. Dedim mi demedin mi? Evet. Sen ne yaptın? Ben oyuncak almadın. Sorumluluğunu yerine getirmedin. Şimdi surat yapıyorsun. Ben şimdi de yerden ben... bulacağım o oyuncağı. Hayır canım, ellerine gözlüklerin var. O gözlükleri duvara çizdirme. Şeyleri, camları çizilir. Şimdi baban gelsin, baban seninle halleder. İşte böyle bir tadını çıkarmaya bir yere çıkıyoruz. İlla burnumuzdan getiriyorsun. Bu 5 yıldızlı halk plajındayız. Biz motorla geldiğimiz için daha önce geldik. Yusuf bisikletle arkadan geliyor. 620. Şimdi Yusuf'u bekliyoruz. Buradan itibaren başlayacağız. Ta bizim evin en yakınına plaja kadar yürüyeceğiz. Ver aşkım şu sarıyı. Senin gözlüğün vardı kafamda. Bir şey söyleyeceğim. Benim sözümü dinlemezsen her şey çok kötü olur bugün. Senin kafamda gözlük var ya. Yeşil gözlük. Hava o kadar güzel ki aslında plaja gelseymişiz o da olurmuş ama Yusuf istemedi açıkçası. Anne babam geliyor. Şey yapalım, yürüyüş yapalım. Gerek yok dedi babam denize geliyor. Girmeye. O baban değil aşkım. Babam zaten olsa... Tabii ki plajlar artık boşalmış. Böyle iki hafta önceki kadar kalabalık değil ama yine de hava o kadar güzel ki. Her şey o kadar şahane ki. Yani şunu rutin bir şekilde şu yürüyüşü falan... Ben de yerden falan, bulacağım hocamı. Bu yürüyüşü falan rutin bir şekilde oturtturabilsek keşke. Kayınvalidem de kızıyor. Çocuğun üstüne niye yelek almadın, hırka almadın, hasta olur, hava serin. Dedim anneciğim dışarısı o kadar sıcak, evin içinde bize soğuk gibi geliyor ama şu anda inanın giydiğim ayakkabı, tişört bile bana fazla, o derece sıcak hava yani. Aras buraya gel, sahile inmeyeceğiz bebeğim. Yürüyüş yolunda gideceğiz, gel yanıma. Ben spor ayakkabımı giydim. Çünkü şey, parmak arasıyla falan yürüyemezdin. Spor ayakkabısı o yüzden bir yandan iyi oldu. Bu arada şey, yarın da güneş açık olursa kesinlikle plaja geleceğim güneşlenmeye. Suya girmesek bile, çünkü o kadar güzelmiş ki su. Birazdan dolaştıkça size plajı da çekerim, insanları çekerim. Ay, mis. Kitap da aldım tabii kendime. Bir yerde oturur da hani izin verirlerse okumama. Biraz relax yapıp okuyacağım. Sen git gide bana mı benziyorsun? Yapma anneciğim. Yapma.
O çiçekten bizim terasta da var anneciğim, biliyorsun değil mi? Hayır, yok. Şunlardan bahsediyorum. Evet. Ama kurumuş, yazık. Böyle mor mor açıyor ya kızlar. Sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum da gösteriyorum bir yandan ama. Bu mor açan çiçeklerden benim şeyde de var ya. Bunlar bu kadar boy atıyormuş. Ben bilmiyordum. Ben bunları bodur bir çiçek zannediyordum. Biz şimdi buluştuğumuz yerde evet. Yusuf'la Halk Plajı'nda gidelim aşkım. Biraz oturduk. Ben biraz kitap okudum. Dinlendim. Ondan sonra Aras sınıf arkadaşı mı? Sınıf arkadaşı galiba. Özgür'le karşılaştı. Arkadaş grubu vardı orada. Oyun oynadılar biraz parkta. Koşturma oraya buraya derken azıcık soluklandık. Şimdi çıktık yürüyoruz yavaş yavaş. Allah'ım. Çok romantik ama gizli romantik. Kimse görsün de istemiyor. Bıraktı hemen kaçıyor. Bayağı kalabalık buralar. Ay şöyle gölge tarafa geçtik. Şimdi şu yol daha güneşli. Şurası da daha ağaç tarafı. Gölgelik olduğu için biraz da şöyle ağaçların altından serin serin yürüyelim dedik. Diyorum ya, inanın şu anda tişört ve ayakkabı bile o kadar fazla geliyor ki şu havada bile. Türkiye'nin birçok yerinden bana yazan var. Niger aşk olsun, biz burada donuyoruz. Sen oralara soğuk mu diyorsun diye. Size bir çiçek daha göstereyim mi kızlar? Bende olan çiçek o kadar güzel olmuş ki sarmış. Hemen göstereceğim. Bayılıyorum. Saksıları da çok hoş olmuş ama bu şey kapalı galiba. Beach. Burayı kapatmışlar sezondan dolayı. Görüyor musunuz? Şu morları hatırladınız mı? Şöyle geçip göstereceğim sizin için. Bakar mısınız? Bunlardan bende de var ya. O kadar hoş duruyor ki kocaman saksılar oturtmuşlar bunları. Sonbahar gelmiş ama buralarda bakar mısınız? Buralar beachler. Şeye ait, otellere ait ama bu küçük oteller 4 yıldızlı olduğu için buralar kapalı. Ve sahil plajlarını da kapatmışlar şu anda. Ama çiçekleri her şeye değer. Bakar mısınız ne güzel duruyor. Şu morları zaten çok seviyorum. Neyse her yerde bir, her noktada bir size çekim yapmak için, sohbet etmek için duruyorum. Benimkiler de durup durup bekleyip sesleniyorlar. Ya Aras diyor hadi anne, ya kocam diyor hadi aşkım. Ay ne iyi geldi ya vallahi. Çok soğuklar gelmeden böyle tekrarlamak lazım. Evde oturup hep aynı şeyleri yapmaktansa. Efendim aşkım. Geliyorum bir tane. Geliyorum. Evet, güzelim mahallemize geldik. Her zamanki gibi şok. Arasa boyama kitabı bakacağız. Biraz dolaştık. Euro, Ukraynalı arkadaşlarım vardı ya, Euro'lar. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ki, eski izleyicilerim biri. Onlarla karşılaştık. Onlar da çocukları parka çıkarmıştı. Onlarla biraz sohbet muhabbet oturduk derken. Ay yastıklar mı gelmiş? Bana yorgan lazım ya. Ay. Bunlar yastıkmış. Bir de şey istiyorum kızlar. Böyle battaniye istiyorum. Battaniye de değil de şey diyebiliriz. Koltuklarımın üstüne. Şunun gri renklerinde olsaydı alırdım iki tane. Bakayım diğer renkleri var mı? Bunlar daha indirime girmemiş mi acaba ya? Çift kişilik lot ne ya? Nevresim battaniye. Şunlardan iki tane alsam koltukların üstünü örtmek istiyorum aslında, biliyor musunuz? Neye bakıyorsun anne? Koltukların üstüne istiyorum anneciğim örtü. 150'ye 20 ölçüleri varmış. 180'e 220. Güvenir mi? Bir dakika. Şuradan bir çekilir misin oğlum? Beraber bakalım da renkleri uyumlu olursa iki tane alalım şeyin üstüne istiyorum. Çift koltuğun üstüne istiyorum. Bunlar 150'ye. 200'müş şöyle. Ben sensiz bakmam. Bir de şunlar varmış. 180'e 220. Bunlar daha uygun olur. Dur anneciğim. Açtım bir usta. Şu renk çok güzelmiş. Bir dakika aşkım. Fiyatını bir sorayım bakayım, indirime girmiş ürün mü? Girmemişse mecbur bekleyeceğiz. Ama işte aynı renkten yok ya. Of çıldıracağım ya. Hangi aynı renkten yok anne? Şu mavi bir renkten bir tane daha istiyorum, yok. Olmasın, olacak. Ha? Bak burada var.
O pembeli görmüyor musun? Pembeli istemiyorum. Şu mavilden istiyorum. Anne bak burada. Bu da pembeli. Aa. Pembeli uyumlu hiçbir şey yok ki benim salonumda. Gel bakalım, belki içeride vardır. Tek kişilik ve çift kişilik böyle şey, battaniye. Çift kişilikten iki tane ayrı renkli oldu. Maskeni kapat oğlum. Burada da şey. Of, evimize geldik. Ben şunu aldım ve kitap. Tamam aşkım. Önce sen aldıklarını göster, sonra bir sus, ben de aldıklarımı göstereyim. Sus bak. Gel ellerini yıka. Tabii çok konuşuyorsun. Ben bir şey anlatamıyorum benim kızlara. Of. Bu arada şey aldık. Şunları aldık, babaanneme varmış. Avokado verdi babaanneme. Avokado olacak, içine bal sürüp yiyeceğim. Kitabını da göster, zımbanı da göster, sonra ben koltuk örtümü göstereyim. Zımbamı atacağım. Bu benim zımbam ve kitap. Getir göstereyim bir dakika. Getir bir dakika, boyama kitabını bir göstereyim. 4 yaş üstü var, daha büyük boyama kitabı yoktu. Hadi arkadaşlar. Allah'ım ya. Bunu göstereceğim çocuğum. Şöyle. Ben aslında daha ayrıntılı küçük resimli istiyordum da neyse, bunu seçti. Bir tane şu kitap aldı. Anne nerede? Bir tane zımba seti aldı. Ha aşkım. Anne nerede Aysi? Aysi varmış. Anne Aysi yokmuş. Anne. Var Aysi orada. Yok anne. Var oğlum Aysi orada. Yok. Şimdi ne aldım? Hele şöyle biraz bakayım. Bunlar yere düşmüş bile. Kola varsa kola çıkarın da kola içelim. 180'e 220. Şöyle 3 rengi vardı. Pembeli, şöyle eflatunlu ve mavili. Ben şu maviliyi beğendim. 2 tane bundan istiyordum ama maalesef tek kalmıştı. Büyük küçüğü yoktu. Büyükten 2 tane yoktu. 2 tane büyükten sadece şu renk vardı. Şimdi güzelce ambalajına zarar vermeden açacağız. Ben fişini de aldım, şey yaptım dedim. Ölçü olmazsa geri getirebilir miyim? Olur dedi. Fiyatı 40'ar TL'ydi. Yani tanesi 40 TL. Çift kişilik. Anne ben bunları içeceğim. Tek kişilik 35. Tamam anneciğim, aç iç. Ananas suyu. Güzelce bir açayım şimdi, koltukların üstüne deneyeyim. İnşallah ölçü kurtarır. Ananas suyu değil o. Limonata değil. İkincisi. Bir dakika. Bir dakika aşkım. Şu bir bardak böyle koy, ben dökeyim. Ben de koltuklardan kalkma şansın var mı canım? Evet, şunu bir tutsana şöyle. Anne! Ben açarım! Ben açarım anne! Solo es una y es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no la olvides. Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena. Esta noche somos tú y yo. Dale rumbo, mami, con esa booty dueña del party. Yo sé que tú estás puesta pa' mí. Somos los animales en esta safari, yeah. Quieras, deja que la vibra suba y vive tu manera. Tú eres para mí, yo soy para ti, vámonos aquí. Valla örtülerimi serdim. Gayet de güzel oldu. Sadece işte şu kollarını biraz kurtarmıyor. Kumaşı o kadar güzel ki kızlar, alabilirseniz. Nereye gidiyoruz? Denize. Yusuf arkadaşlarıyla. Deniz gözlüğüm var. Evet. Yusuf arkadaşlarıyla balık tutmaya sahile inecek. Biz de güneşleneceğiz. Ras, beni rahat bırak. Çok güzel oldu. Ben beğendim. Yusuf da beğendi. Ya en azından hani çok kirlenmez kış günü. Bir de kumaşı da kışa çok uygun. Çok güzel. Fiyatı da uygun bence. Çok da güzel. Ha aşkım. Uyumlu da oldu kırlentlerimle. Ne diyorsunuz kızlar? Ve şimdi hazırlanıyoruz. İki tane hemen havlu aldım. Fazla bir şey almıyorum. Biraz içecek bir şeyler alacağım. Meyve suyu falan arasa. Ondan sonra suyumuzu alıyoruz ve hemen çıkıyoruz. Biz motorla gideceğiz. Onlar arabayla gelecekler. Ne aşkım? Hepsinden var. Dediğin her renkten var. Limonata mı istiyorsun, meyve suyu mu? Yok, arasa soruyorum. Limonata. Tamam canım. Evet, sahile geldik. Yusuf da yanımızda ama balık tutmaya arkadaşları geldikten sonra gidecek. Aras da bir Türk arkadaş. Aslında Rus. Annesi Rus, babası Türk ama tanıştılar. Türkçe konuşuyor çocuk.
Şimdilik denize girip girmemek arasındalar. Ya su çok soğuk değil, fena değil. Geçen hafta gittiğimizden daha sıcak açıkçası ama ben daha hazır değilim yani girmeye. Güneşleniyorum sadece. Yusuf da güneşleniyor çünkü şey deniz şortunu almadı. Deniz şey ama güneş o kadar güzel sıcak ki çıplak gövdeye gerçekten yakıyor güneş yani. Şezlong kiralamadık. Bu sefer şuraya bıraktık eşyalarımızı. İnşallah sesimiz duyuluyordur. 2 saat kalsak yine yeter ya. D vitamini alırız. Yani pişman olduk sabah şeyle çıktığımızda spor kıyafetlerimizle, spor ayakkabılarımızla. Neyse sorun değil. Motorla gittik aldık hemen geri geldik. Ne oldu geri çıktınız? Ha aşkım. Tamam kenarda oyun oynayın. Parka da gidebilirsiniz sonra annesinden izin alın. Şimdi de üşüyorum. Üşüyor musun? Havluyu al koş. Koş havluna. Evimize geldik. Böyle sahile giderken her şey o kadar güzel ki ama dönüşte en sevmediğim böyle çanta boşaltmaca gerçekten. Şu yağları ve kremleri boşaltıyorum. Aras'ın plaj havlusu. İşte Aras'a cips falan almıştık yanımıza. Meyve suyu falan filan. Onları şimdi boşaltıyorum. Çikolatası kalmış. Onu yemedi sahilde. Ondan sonra kızlar biz geleli tabii bir saat falan oluyor. Daha üstümü bile değiştirmedim. Aras'ı babası yıkadı, duş aldırdı. Aras'ı ben hemen giydirdim uzun kollu ve uzun pijamasını. Çünkü denize o girdi. Ben girmedim denize. Yusuf da denize girmedi. Çorbamız vardı Allah'a şükür. Çorba içtik, turşu falan filan derken Aras noodle yedi tabii ki her zamanki gibi. Ondan sonra işte biraz tezgah toparlanacak. Akşama şey yapacağım. Somon yapayım fırında istiyorum. Yanına patates, ondan sonra domates, soğan böyle dilimleyeceğim. Fırına iteceğim tepside. Akşama Zebo'nun gelme ihtimali var. Kız arkadaşım, Özbek kız arkadaşım saat 11'e kadar çalışıyormuş. 11'den sonra belki gelebilirmiş Çamyuva'ya. O yüzden belki akşam yemeğini beraber yeriz. Ama gerçi o saate kadar ben vlogu kapatmış olurum. Gelirse de zaten yarın ayrıntılarını size anlatırım. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz kızlar? Giderken evi derli toplu bıraktım ama daha şey yapamadım, süpüremedim. Şimdi tezgahı falan bir toparlayayım. Evi bir süpürelim. Yusuf bana yardım edecek. Ondan sonra işte Aras'ın duştan sonra bir sürü malzemesi. Onlar falan toparlanacak. Maalesef üzücü bir haber vermek zorundayım ki size. Dün yavru annesini istediği için dışarı bırakmıştım biliyorsunuz. Denizden geldikten sonra yavruyu aradım bulamadım. Annesini de bugün hiç görmedim açıkçası. İki kardeşini gördüm sadece onları besledim bugün. Son denizden geldikten sonra tekrardan bir hani yuvasına falan bir bakayım dedim. Şöyle bir araştırdım yuvasında donmuş bir vaziyet. Yani donmuş derken böyle hani elleri ayakları açık bir vaziyette buldum. Ölmüş. Aras gömdü onu babasıyla. Çöp atmak istemedik. Aras gömdü. Bir de diyor dua ettim anneciğim diyor. Öyle üzücü bir haberimiz var sadece bugün için. Ama neyse en azından şeyim böyle vicdanen diyorum ki hani hasta olduğunu anladıktan sonra ben elimden gelen her şeyi yaptım. İşte tedavi etmeye çalıştım. Eve aldım. Süt verdim falan. Ama son saatleri demek işte ecel gibi bir şey. Annesini istedi. Çok miyavladı. Annesine bıraktım ben de. Annesini bugün hiç görmedim. İnanır mısınız? Hiçbir şey yemedi, içmedi. O yüzden bilmiyorum işte. Yok. Neyse. Tamam canım. Şimdi biz evimizi bir toparlayalım. Ondan sonra akşam yemeğine tepsiyi ama şey eğer kesin gelecek olursa 11 gibi falan fırına iterim. Ondan dolayı tepsiyi hazırlarsam yine size çekerim. Beraber yaparız. Daha duş falan almadım. Baksanıza eyelinerla çıkmıştım. Eyelinerim daha duruyor. Üstümü bile değiştirmedim. Evimizi toparlayalım, temizliğimizi yapalım, üstümü değiştirelim, bir relax moda geçelim. Ondan sonra da artık vedalaşmaya falan gelirim. Çünkü bayağı bir şey bugün çekmişim sizin için. Sahil, mahil, orası burası derken. Koltuk örtülerim de bayağı bir hoşuma gitmeye başladı. Böyle baktıkça, gözüme çarptıkça bir acayip hoşuma gidiyor. Neyse, ya biz o zaman temizliğe geçiyoruz. Altıma rahat bir şey giyeyim, ondan sonra sizinle beraber mi yapalım temizliği ya da bilmiyorum ki. Bakarız, ya çekelim.
Thank you.
Sildik, süpürdük, tertemizce temizliğimiz bitti. Terası bile sildim, süpürdüm. Yusuf duşa girdi. Aras odasında tablet izliyor. Ben o arada menümü bile hazırladım. Balık menümü. Böyle dediğim gibi patates, domates, soğan, ondan sonra biber iri iri doğradım kızlar. Hiç daha baharatını, yağını, tuzunu hiçbir şeyini atmadım. Çünkü saat 7'ye çeyrek var. Arkadaşım saat 11'de işten çıkacak. Saat 11.30-12 gibi gelmiş olsa işte o yüzden geç pişireceğimden dolayı da şeyleri de salatalarımı ve şeyi taratorumu da tuzlamadım. Burada mevsim salata yaptım. Dün yaptığım gibi Akdeniz salatası. Bir tek fazlalık şey koydum. Roka koydum. Burada da tarator yaptım. Tek bir tane havuçtan. Çünkü 3 kişiyiz. Fazla yapıp da kalsın istemiyorum. Şey de çok minimal böyle. Somonları, 2 tane patates falan hızlıca az kişiye yetecek şekilde bir menü çıkarmaya çalıştım. Yanına da sonradan bir turp falan doğrarım. İşte kolamız bilmem neyimiz var. Allah daha ne versin bereket versin. Bir kepekli ekmek aldım şeyden şoktan. Dilimlenmiş. Karnımızı doyururuz, maksat oturmak, bir arada olmak. Koltuklara böyle gelip gidip baktıkça Yusuf'a diyoruz ki vallahi iyi yapmışız. Gayet de güzel, böyle sıcacık bir atmosfer gibi duruyor. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz, beğenecek misiniz? Ama en azından gerçekten koltuklarımı korur diye düşünüyorum. Ah, ben şimdi Yusuf'tan sonra duşa gireceğim. Ondan sonra güzelce dinlenmeye geçeceğim. Artık sizleri seviyorum. Yarınki vlogda görüşürüz. Tezgahımı her yerimde bu arada tertemiz yaptım ki misafirim geldiği zaman bir şeylerle uğraşmayayım. Tamamdır o zaman, yarın sabah tekrar görüşüyoruz. Sizi seviyorum. Bay bay kızlar.